Yes, we know before the game that it's not easy to play here and to be successful. Yeah. And then we had a bad start. It was nothing what we expect. We get this goal, and then we run always behind this goal, especially after 30 minutes. We did it good, but the last touch, the last shoot, always not penalty or something, some close situation, some tight situation. We are today not focused on the goal. So if you don't score, you cannot make the point here. And it was not an easy game, but we have not, at the moment, we have not the luck to make goals from maybe from a little chance. Rakibimize karşı burada oynamanın zor olduğunu biliyorduk. Buradan puan veya puanlar almanın zor olduğunu biliyorduk. Kötü bir başlangıç oldu bizim adımıza ve çok basit bir gol yedik. Özellikle maçın başlarında da göstermiş olduğumuz performans iyi değildi, yeterli değildi. 30 dakikadan sonra çok iyi pozisyonlar yakaladık, oyuna müdahil olmaya başladık ve daha iyi oynamaya başladık. Yalnız son dokunuşlar, sonuçlandırmalarda yeterli kadar konsantrasyonumuz iyiydi diyemem. Odaklanmayı biraz unuttuk açıkçası. Gol atmayı unuttuk. Unuttuk ve o kadar pozisyona girdikten sonra eğer bunları değerlendiremiyorsunuz, o son dokunuşları iyi yapamıyorsanız tabii ki de kaybetmeniz çok normal. Tabii zor olduğunu, zor geçeceğini de biliyorduk bu maçı. Evet, soru var mı? Saç. Geçmiş olsun diyelim öncelikle. Hiç Hoca ile birlikte 5 maç kazanamadığımız bir dönem olmamıştı. Samsunspor 5 haftadır kazanamıyor. Hoca bunu nasıl değerlendirir? Bir motivasyon kaybı mı var takımda? Nasıl yorumlar hoca bu durumu? For the first time in 5 games we didn't win with you since the first day you came here. For the first time during 5 games we never won. Is it because of the lack of concentration or motivation? Before this game we had 3 games no lose. Yeah. So you can look at these things like you want, but I think we showed not a bad performance, and today we played against Kasim Pasha, a really tough game, and we have not to look back so much what happened. If the performance is really bad, then we can think, okay, we have to change something really hard, but we show good performance most of the time. We have many chances to score. Only a little step what we need, and I'm sure that the team will do that. Tabii bu maçtan önce 3 maç boyunca biz kaybetmedik. Belki bu tarafıyla bakacak olursak biraz daha pozitif olabiliriz. Oynamış olduğumuz maçlarda da kötü oynamadık açıkçası. Bu maçta sonuçta Kasımpaşa gibi bir rakibe karşı oynuyorsunuz ve zor bir rakip. Performans olarak performansımız çok kötüye gitmiş olsa evet bu dediklerinize katılabilirdim. Ancak performans anlamında da biz kötü oynamıyoruz aslında. Kötü değildik, sadece gol eksikti. Eğer çalışmalarımızı aynı ciddiyet, aynı istek arzuyla devam ettirirsek kesinlikle bunları aşacağımızı, başarılı olacağımızı düşünüyorum. Nazım Bey. İstiklal Gazetesi Nazım Türkmaz. Puan tablosuna baktığımız zaman maalesef Samsunspor şu aşamada Süper Lig'in deplasmanda en kötü tablosu, yani en aşağıdaki tablosu gözüküyor. Deplasmanda Samsunspor'un bu kadar kötü olmasının veyahut da çok az puan toplamasının temel sebebi sizce nedir? When we have a look, you know, on the league, we can see that unfortunately Samsunspor is the worst team in away games. What is the main factor in this that Samsunspor is not successful in away games? We forget to score. So many games when I can give you examples there, when we had big chances to score, we make not the goal, and we get easy goals sometimes. Yes, this is what we have to work on. But there are 2 away games less, and we more. Yeah, we have to now focus on the next game. The next game is home game. But yes, you are right. We have to make more points away. Evet, öncelikle haklısınız bu soruda. Ne eksikti sorusuna cevap verecek olursam, gol atmayı unutuyoruz ne yazık ki. Yani çok fazla da örnek verebilirim bu konuda. Çok basit goller diyoruz ne yazık ki. Bunların üzerlerine tabii ki de çalışmaya uğraşıyoruz.
Önümüzde iki deplasman daha var. Umarım onlardan daha iyi bir sonuç alırız. Ancak onlardan önce de kendi evimizde oynamamız oynamamız gereken bir karşılaşma var. Ona odaklanmak zorundayız ve daha iyi sonuçlar almak zorundayız bir sonraki maçlarda. But no, I have to say something about this. When I started here, no, most of the guys in Turkey think Samsunspor is dead and will for sure is the first team who will go down. And the first step was to score or maybe make 1 point or make the first success after 11 years. And we did really good steps with this team. Huh? Now we had difficult games. We had not the luck on our side. Yeah? You remember maybe last game, 97 minute, Marius header on the post. If this ball is in, yeah, we have not these questions today. But it's like this in football, yeah? And I trust my team. I believe in these guys. Yeah, we will stay with this team in the league for sure. We will do this. But this is the big goal for us. The only goal we have in this season. And if we reach this goal, it's a small football miracle for sure. Tabii şunu özellikle belirtmem gerekiyor. Ben buraya geldiğimde birçok insan Samsunspor öldü, bu saatten sonra kurtulamaz ve kesinlikle ligi düşecek olan ilk takım diye bakıyordu. 11 yıl sonra sonuçta Süper Lig'e çıkılmış. Ben geldikten sonra takıma güvendiğimi zaten gösterdim ve adım adım hep birlikte iyi sonuçlar almaya başladık. Belki bir gol, belki bir galibiyet onun özlemiyle devam ettik yolumuza ve iyi sonuçlar almaya başladık. Zor maçlar da oynadık tabii ki bu dönemde. Şansın bizim yanımızda olmadığı birçok maç oldu. Örnek veriyorum, kendi evimizde oynamış olduğumuz o Adana Demir'de maçında Marius'un son dakikada, yani o golü atsa, o kafa vuruşunda o golü atsa belki çok farklı şeyler konuşuyor olacaktık bugün. Ben şunu net bir şekilde belirtmek istiyorum. Takımıma kesinlikle güveniyorum. Ve güvencimin sonucunda da bu takımla birlikte ligde kalacağımıza da güvencim tam. Ve en iyi şekilde de bitirmeye çalışacağız. Aferin. Hocam, öncelikle geçmiş olsun. Aslında soruyu bir anlamda cevaplamış oldunuz ama 4 maçımız kaldı. Özellikle şu anda Trabzonspor'la önümüzdeki haftada oynayacağız. Bu kalan haftalar içerisinde Samsunspor'un temposunu nasıl bulacağız ve bu maçlarla ilgili ligin sonundaki Samsunspor'u nasıl görüyorsunuz? Yes, as you said, we have 4 more games to go. You know, we are getting closer to the end of the league and next game is gonna be against Trabzonspor. What can you say about the performance in the last games, the performance of the team? What kind of tempo are we gonna play with? We showed so many times that we can play a high level, especially against good teams and in a home game. I expect or I see the team is fit. They are really, they have a lot of power, but we always can bring more power the last 20 minutes in these games. And I would like to work with this team this week really clear, really, really focused on the next game. But today we have to accept that we have not the point. We are a little bit sad about this, yes, but it don't help. We have to think to the next game. Tabii yüksek performansı, çok iyi tempoda oynayarak yüksek performansı biz çok maçta gösterdik şimdiye kadar. Çok özellikle büyük takımlara karşı çok iyi performans gösterdik. Özellikle birçok takımın düştüğü dakikalarda, özellikle son 20 dakikada takımımızın performansı, temposu düşmeyip yükseldiği birçok maç oldu. Kesinlikle takımımla bu hafta çok iyi bir şekilde çalışıp bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanacağız, Trabzonspor karşılaşmasını. Ve bugün almış olduğumuz galibiyetten ötürü de çok üzgünüz. Evet, teşekkür ederiz. Hocamızın uçağı var ama buyurun sen şu. Oyuncu bazlı bir soru olacak. Marius'un performansında gözle görülür bir düşüş var son haftalarda. Bunun özel bir nedeni var mı?
Bir de hocamız basit goller yediğimizi de ifade etti. Sezon başında oynayan Yunus Emre'yi son dönemde hiç düşünmemeye başladı. Bir de bunun bir nedeni var. First of all, there are two questions. The first question is about the performance of Marius. Okay. The first question is about the performance of Marius. Mm-hmm. His performance has been going down for the last weeks. What can you say about his performance? Marius is always a hard worker for the team. Yeah, we know. Maybe he's not the his technique is not so. It's not maybe on the highest level, but he. He's working always really hard and he makes so many good games for us. Today he find not the way to the goal and therefore I make the decision to change in half time, but he's a really important player for us. Takım adına Marius'un çok çalışkan bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Belki teknik anlamda tekniği belki çok yüksek bir seviyede bir oyuncu değil ama her zaman çok çalışıyor ve takım için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bizim için de takım için de çok önemli. Bugün çok iyi oynadı diyemem bu sebepten dolayı da ilk kere de onu değiştirmeye karar aldım ama genel anlamda bizim için çok önemli bir oyuncu. And also you mentioned about the simple goals that we conceded also. Yunus Emre has not been playing more for a long time. Why? What do you think of his performance? Why didn't he play today? Because I choose the other player. This is not only a decision against him. The other players were good connected, Rick and Ali. And today we make the decision in halftime. To make two changes, and this means that we play a little bit more offensive. We put Benassar in the back, and he did a good build-up. Yeah, and therefore, maybe the chance for Yunus is coming in the next weeks, maybe. Yunus'la alakalı sorunuza cevap verecek olursam, böyle karar almam gerekti. Tabii almış olduğum bu karar ona karşı olduğum için değil. Alim ve Rick uzun süredir birbirleriyle oynadıkları için o. Bu sebepten dolayı onların oynamasına karar verdim ve iki tane ofansif oyuncu koyup biraz daha oyunu ofansif anlamda iyi oynamak istedim. Ben Benassar'ı da geriye çektim ki oyunu da geriden iyi kurduğumu düşünüyorum ve Yunus'un kesinlikle oynayacağı dakikalar önümüzdeki haftalarda gelecek. Evet, teşekkür ediyoruz. Teşekkürler.